Mengü güzel değil mi sence dış görünüş? Değil mi sence gibi böyle yumuşatılacak bir soru değil bu. Nevşin Mengü objektif olarak güzeldir. Uyuz olanlarınız onda, hepinizden ben uyuz oluyorum. Hepinizden daha çok ben uyuz oluyorum. Uyuz olduğunuz için güzel değil diyordur. Hatta şöyle söyleyeyim. Nevşin Mengü güzel bir kadın olmasaydı bugün kim olduğunu bilmiyorduk. Yemin ederim de bilmiyorduk. Öyle spiker olmuş, muhalif olmuş falan. Ha, bir tek bu mu var? Güzel olunca ilgi çekiyor babacığım. Neydi bu mesela şey kız kanserden ölen Neslihan Tay, Neslihan Cantay. Çok ilgi çekti, çok ilgi gördü. Neden? Güzeldi çünkü. Bir sürü kanser hastası insan var. İnternette, sosyal medyada kendini göstermeye çalışıyor. Hiçbiri ilgi çekmiyor. Güzel. Güzel diye ilgi çekti kız. Kızlar bile bu yüzden ilgi çekti, gösterdi. Şuna bak yazık ya dedik değil mi? Güzel olan, çekici olan her yerde avantajlıdır arkadaşlar. 2, 2, 4. Ve sandığınızdan daha fazla avantajlıdır. Çünkü senin kendiliğinden oluyor. Her insana oluyordur herhalde. Sandığın şeyler, açılan kapılar bir tek sana açılıyordur. Güzel ve çekici olduğun için. Diğerine açılmıyordur. Kendiliğinden öyle şeyler olmuyordur. Dişil enerji ne moruk ya? Yine kadınları tırstırtmadan, feministleri tırstırtmadan bir şeyler demenin yolunu mu buldunuz? Nedir? Dişil enerji. Allah aşkına. Kadın olmak diyeceksin ya. Bunun adı kadın olmaktır. Neymiş dişil enerji? Dişil enerji lafını duyunca benim zihnimde canlanan ilk kavram doğurmak. Bundan öte ayırıcı bir yönü yoktur dişinin erkeğe. En büyük ayırıcı yönü. Doğurma yeteneğine sahiptir. Ama doğurmak bugün tukaka görülür bilhassa feministler tarafından. Niye bir kadın evlenmek zorunda mı? Şunu yapmak zorunda mı? Bunu yapmak zorunda mı? Dişil enerji diyorduk. Anne olmak kadar bir dişil enerji var mı? Dişil enerjinin göstergesi diyeyim daha doğrusu.